Bu konuyla ilgili açıklama. Şimdi işte bak şimdi benim bu da senin gidip gezdiğin şey değil mi? Burası neresi abi? Burası işte fabrika, ana fabrika burası. Üretildiği yer. Fakat asıl üretim kısmında görüntü alınmasını izin vermiyorlar. Sadece burada bir şey var. Burada görüntü alınabiliyor. Beni gezdirdi. Arkada gördüğün gibi bir tane işte Bayraktar 2 vardır. Ondan sonra öbür tarafta da bir tane yeni ürettikleri Akıncı var. O daha büyük bir şey. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Çok heyecan verici bir yer burası. Gerçekten beni davet etti. 3 saat bana gezdirdi fabrikayı. Bir kere her şeyden önce heyecanına hayran oldum. Çünkü 3 saat bana o kadar heyecanla anlattı ki. Ben bu heyecanı Turgut Özal'da bir zamanlar görürdüm. Yani bir şey oldu mesela Tokiler yaptırıyor değil mi? Böyle gider onları heyecanla anlatır. İşte televizyon geldiği zaman bana telefon etmişti bir gün. İlk galeri açıldığında AVM Türkiye'nin ilk bana telefon etti. Ben Ankara temsilcisiyim Hürriyet'in. Dedi galeriyi gördün mü? Hayır görmedim dedim. Kızdı bana. Sen ne biçim sosyologsun dedi. Doçent oldun ayrıldın dedi sosyologluktan. Türkiye'de dedi bir devrim oldu gidip görmedin hala diye. Şimdi o da öyle heyecanla anlatıyor. Bir kere üretim bandı falan olağanüstü etkileyici. İkincisi ben uçak deyince bir dakika dedi. Biz dedi uçak yapmıyoruz. Biz dedi robot yapıyoruz dedi. Uçan robot yapıyoruz biz dedi. Burası dedi bir endüstri tasarım merkezi. Yani aynı TOG arabasındakilerin söylediklerinin aynısı. Uçak dedi hocam. Uçak dedi bir boru, bir pervane, bir motor, iki tane kanat dedi. Bu yazılım dedi. Ve gösterdi bana. Ya gencecik insanlar çalışıyor. Kadın ve çok çarpıcı bir şey. Kız, kadın ve erkek sayı oranı aşağı yukarı aynı. Birbiriyle. Ve bu arada çok enteresan bir şey de öğrendim. Anneleri bilgisayarın başında çalışıyor hala. Öyle mi? Evet. Orada çalışıyordu. Zaten kendisi de geç. 42 yaşında şu an. Evet 42. Anneleri Türkiye'nin ilk daha kartlı bilgisayar dönemindeki ilk program yazılımcılarından biriymiş anneleri. Nefis. Anladın mı? Ben onu bilmiyordum mesela. Onu öğrendim orada. Çok heyecan verici tabii. Şimdi gerçekten ben de onu diyorum. Yani bir otomobil meselesinden beni çok daha heyecanlandırıyor bu mesele. Çünkü Türkiye ya, ikisi birbirinin rakibi değil bunlar ama. Değil elbette yani, ama çünkü şey gelecek yani burada şimdi. Abi. Gelecek gerçekten burada. Şimdi benim yayınladığımız videoda en çok etkileyen ne biliyor musun? 2005'te gencecik haliyle yani bundan 6 yıl önce, 16 yıl önce bu hali işte 2005'ti. Bundan 16 yıl önce diyor ki bu proje desteklenirse eğer diyor 2005'ten bahsediyorum. Bak 2005'te ne o zaman eşi Sümeyye Erdoğan'la evlenmiş ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ne böyle bir ilişkisi var. 2005'te böyle bir olayda diyor ki eğer diyor bu proje desteklenirse 5 yıl içinde Türkiye dünyada bir numara olur diyor. Ve bugün Türkiye gerçekten de 2021'de bu İHA'lar ve SİHA'lar konusunda dünyanın en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Yani PKK çatışmalarında, Suriye İç Savaşı'nda, 2. Libya Savaşı'nda, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda, Türkiye'nin... Etiyopya'da. Tabii Etiyopya'da. Türkiye'nin İHA'larının, SİHA'larının oynadığı rol, oralarda oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Çok yakın tarihler bunlar. Yalnız en enteresan olay ne biliyor musun orada? Neticede çünkü bir savaş aleti. Savaş aleti deyince insan yani böyle şey yapıyor tamam mı? Ama Azerbaycan'da çok enteresan bir etkisi oldu bunun. Yani Karabağ denilen kangren olmuş bir olayın çözümünü sağladı. Herkes bunlar daha kanlı bıçaklı düşman olacak derken birden Türkiye ile Ermenistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler bir bahar havasına girdi. Şimdi şu anda Türkiye, uçaklar başlayacak, bilmem ne sınırlar açılacak yani. Bence o tarafını görmek benim daha hoşuma gidiyor açıkçası yani. Ama tabii şimdi bu drone meselesi dünyada insansız hava araçları onlara yüklenen silahlar tabii ki ne yazık ki bir ülkenin artık ordu gücünde çok önemli unsurlar haline geldi. Ama Türkiye şunu da kabul et. Türkiye savunma sanayinde sadece SİHA'larda değil başka alanlarda da yani. Evet. Yani ateşli silahlarda doğru. Rokette de şurada da burada da çok mesafe kat etti. Ve bunda da Aselsan'ın kurulmasının ta Özal zamanında ilk F-16'ların alınması sırasında Özal'ın işte onların Türkiye'de yapılmasının zorunlu kırması ve TAV'ın kurulup o şeylerin Türk havacılık şeyinin gelişmesi şu anda Türkiye'nin ciddi bir mühendis gücü var ve
En güzeli de yazılımcıları var Türkiye'nin artık. Evet. Yani kendi yazılımlarını yapıyorlar. Bütün bunların yazılımlarını, şu İHA'nın yazılımlarını falan Türkler yapıyor da. Genç Türk çocukları yapıyor. Şimdi bu meseleyle ilgili kadınlar mesela, ve çocuklar. Yani yine hep hani ya bu dönem iktidarda yapılan bir mesele olduğu için eleştirenler de oluyor ya. Yani işte yine bu meseleye yok akraba yok damat bir meselesinden bakanlar oluyor. Gerçekten ben mesela bu işte liyakat meselesinin tam da bayraklara yakıştığını düşünüyorum. Çünkü Robert Koleji mezunu bu konuda eğitim almış insansız hava araçları üzerine. Amerika'da eğitim almış. Massachusetts'te bunun üzerine yüksek tez yapmış. Yıllar bu o dönemlerde aileyle de bir ilgisi yok. Sana bir şey söyleyeyim. Ben bak hem orayı gördüm hem TOG'da çalışanları gördüm. Yani orada AKP'ye oy verenler de vardır. AKP'ye oy vermeyenler de vardır. Çünkü karışık. Orada o kadar güzel yaşıyorlar ki orada. Hiçbir sorun yok orada. Başörtülü kadınlar çalışıyor bilgisayarın başında. Başı açıklar da çalışıyor. Erkeklerde sakalı olanlar da var. Sakalı hiç olmayıp saçları bilmem ne olanlar da var. Yani tamam mı? Şimdi öyle kozmopolit bir yapı var ki orada Türkiye. Gördüğün Türkiye orası. Modern Türkiye. Yani evet. O bakımdan bence bunları artık ama ne yazık ki iktidar da yapıyor aynı şeyi. Yani maalesef. Bak şimdi sana bir olay anlatacağım ben. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yıl bir tane palayla şeyle samuray kılıcıyla bir genç kadını öldürdüler sokakta. Ondan iki hafta önce de Denizli'de bir kızın boğazı kesildi. Şimdi İstanbul'dakine 3 partinin genel başkanları aileye ziyarete gitti. Denizli'dekini hiçbir siyasi partinin başkanı aramadı. Niye? Çünkü şarap üreten bir ailenin kızıydı. Evet. Yani şimdi bunlara dikkat etmek lazım. İşte ben onu diyorum. Yani özellikle ikisini birden, ikisi de o kadar Türkiye kızı ki ikisi de. Çok ikisi yakın tarihlerdi. Ve ikisi de Türkiye'nin ya. Türkiye'nin iki tane. O ikisi de güzel, sempatik, okumaya çalışan. Biri okumak için İstanbul'a gelmiş, öbürü orada okumuş şey yapıyor. Yani bunlarda artık ideolojik farklılıklar yapmak bence çok büyük kötülük bu ülkeye. %100 katılıyorum. Hele ki bu kadın cinayetleri gibi meselede. Yani olmaz böyle şeyler. Kadın cinayetinin, kadına karşı şiddetin, türbanlısı, başı yok açılı, ya olmaz böyle bir şey kardeşim. Olmaz böyle bir şey ya. Olamaz. Dolayısıyla yani, kime oluyorsa herkesinden her şekilde aynı şekilde toplum tepki gösterilmesi lazım. Yoksa hani o bizim kızımız, o bizim kızımız der isek bu meselelerde bile gerçekten hani yaralar açarız yani. Çok yaralar açarız. Çok yaralar açarız. Bunları yapmamak lazım. Onun bu hassasiyeti. Ve özellikle de bu konuda söz sahibi partilerin başındaki insanların, iktidardakilerin, muhalefetikilerin hepsinin çok şey olması gerekir yani. Çok dikkatli davranmaları gerekir. Bütün topluma rol model olarak onlar mesaj vermeliler. Evet, hiçbir ayrım yapmıyoruz diye. Çünkü onlar öyle yaptığı zaman alttakiler tabii daha beterini yapıyorlar. Tabii. Ne yazık ki daha beterini görüyoruz. Peki devam edelim 2021'in en çok konuşulan isimlerine, olaylarına. Yine bu haftadan geldi bir tane iyi isim. Dünya rekoru geldi biliyorsun. Evet, bu sefer pek alışık olmadığımız bir dalgında dünya rekoru geldi. Ben. Yüzmede Emre Sakçı bu hafta içinde kurbağalamada dünya rekorunu kırdı. Bir görelim. Kısa mesafe. Elimet. Son